Bu para elektrik borcuna. Şu para su borcuna. Doğalgaz. Apartman aidatı. Bu taksitlerin. Ev telefonuna. Bu da Firdevs'in cep telefonuna derken paramız bitti. Sen sağ, ben selamet. Oh. Nasıl yani? Telefonumuz borcundan ötürü kapanacak mı anne? E vallahi durum onu gösteriyor. Ama anneciğim, telefonsuz bir hayat sallama çaydan bile daha lezzetsizdir. Vallahi 122 milyon yarışmasındakilerin hali bizden iyi. E haklısın yani. Kemal Derviş gelmeden hemen bir şeyler yapmamız gerekiyor. E o hoş adam, gelse iyi olur. Anneciğim, yani onunla evlenseniz fena mı olur? Böylece belki sıra bana da gelir. Hadi oradan, edepsiz. Değil Kemal Derviş, James Dean bile gelse bu kural değişmez. Önce abin evlenecek, sonra sen. İyi o zaman anne, sen de otur dul maaşına talim et. İstersen ben de evlenip dul kalayım, böylece iki tane dul maaşımız olur. Ay ay, yani araya ille kendini sokuşturmasan olmaz değil. E tabi anne, yani yıllardır abimi evlendirmek için çalışacağımızda doğru düzgün bir işte çalışsaydık, şimdi bu durumda olmazdık. Bana bak, zaten canım sıkkın, yok zerre para. Bütün dertler binmiş bir bir omzuma. Yağmuru bekler meyve dalın. Ay ben neler saçmalıyorum, eyvallah, aman. Diyorsun. Of, keşke elimizden bir iş gelse de o işi yapıp para kazansak. Evet, maalesef. Ama tek bildiğimiz iş abini evlendirmeye çalışmak. Hoş, onu da pek becerdiğimiz yok ya. Aa, ne dedim ben şimdi? Tek bildiğimiz iş abini evlendirmeye çalışmak dedin. Evet, tamam işte. E madem tek bildiğimiz iş bu, o zaman biz de bu işten para kazanacağız. Ay saçmalama anne Allah aşkına. Abimin bu iş için bize para ödeyeceğini mi sanıyorsun? Ay çok konuşma anne, yürü gidiyoruz. Gidelim aman. Bugünü asla unutma. Bugün parasız geçirdiğimiz son gün olacak, son gün olacak. Allah Allah. Ay inanmıyorum anne. Sen bir dahisin. Yani nereden aklına geldi böyle bir büro açmak? İnsan en iyi bildiği iş neyse onu yapmalı. Doğru. Bak görürsün, biz bu işten hem çok para kazanacağız, hem büyük sevaplar işleyeceğiz, hem de abine yeni yeni gelin adayları bulacağız. Desene o zaman, bir taşla iki kuş değil, resmen sürüyü vuracağız. Hadi bakalım, durma durma. Şimdi hemen bütün dergilere, gazetelere ilanlar vermek. Koş 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 koş. Bak görürsün, bütün evlenmek isteyenler ilanları okuyunca akın, akın, akın buraya koşturacak. Diyorsun. Diyorum, diyorum. O zaman ben hiç vakit kaybetmeden gideyim de ilan metnini hazırlayayım. Şimdi... Evlenmek isteyen gençler. Olmaz, olmaz, öyle olmaz, olmaz. Evlenmek isteyen gençler de ne demekmiş? Yani her yaştan insan evlenmek isteyebilir. Evlenmek yalnız gençlerin tek elinde. Diyorsun. O zaman... Evlenmek isteyen her yaştan insanlar. Artık ailenizdeki abiler evlendiyse... ...ve sıra nihayet size geldiyse... Olmaz. Abisi evlenmeyenlerin evlenmeye hakkı yok mu sanki? Heh, işte ben de sana yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Abisi evlenmeyen bir insanın da evlenmeye hakkı vardır. Biraz önce kendin söyledin. Vardır değil mi? Hadi itiraf et. Var tabii, var, var. Olmaz olur mu hiç? Var tabii, var da... bu normal kızlar için. Senin için olmuyor. Ne yani? Ben normal bir kız değil miyim? Sen soyu ta Osmanlı'ya dayanan bir ailenin kızısın da o yüzden olmuyor. Yoksa niye olmasın? Yani başka türlü olsa buyur. Dükkan senin. Seç seç al. İsminiz neydi? Zamparettin. Zamparettin. Evet Zamparettin Bey. Vefat nedeniniz neydi? İş gerisine çıkıyorum diye karımı kandırdım. Antalya'da çift kişilik deniz yatağında karımı aldatırken yatağın patlaması sonucu mahrum oldu. Yani geberdin. Ben size bütün erkekler bunu yapıyor diyorum ama siz ısrarla bana inanmıyorsunuz Ruslar Hanım. Masar asla yapmaz. Boşuna çenenizi yormayın. Bence ona o kadar güvenmeyin. Sonuçta o da bir erkek. Tabii ki bir erkek.
ama farklı bir erkek. Sizin gibi sıradan erkeklerden değil. Benim ismim İhanettin. Hoş geldiniz İhanettin Bey. Sizin merhum olma nedeniniz neydi? Ben de karımı ormanda ihanet ederken ayıların saldırısına uğradım. Ay kafayı yiyeceğim. Bu yıl dünya aldatma yılı mıdır nedir ya? Herkes birbirini aldatıyor. Bak Ruhsar, sen yıllardan beri akü suyu kadar saftın. Şimdi gerçekleri görüyorsun, hepsi bu. Ruhsar'cığım, sen artık gidebilirsin canım. Trafik rahatladı, hadi yavrum. Yaşasın, hemen gidiyorum gözüm ablacığım. Ay, düşe kalka perişan oldum. Ay, ne maçtı bu ya? Oh. Ya kanka, sakatlanma pahasına o golü attın ya, tebrik ederim. Ne golü? Ayağım ağrıyor. Eğer o golü atmasaydı reklam idman yurdunda kesin yenilirdik. Kesin. Bravo Masar. Sağ ol ama ayağım çok kötü oldu. Başar ya, kırılmıştır ya. Hani kırılmadı be. Hiç bir şey kalmaz. Gel ben sana masaj yapayım. Uzat bacağını. Şöyle sana masaj yap. Sağ ol, yap. Hadi. Allah ya. Kanka ben gidiyorum. Röşat'a attığın gol için seni tekrar tebrik ederim. Geçmiş olsun derim. Hoşça kalın Şelaleciğim, hoşça kal. Hoşça kal. Yavrum, hadi. Burası mı? Dur bakayım yavrum. Tamam. İyi geliyor mu? İyi geliyor. Yap. Ben geldim. Ne oluyor burada? Hoş geldin ruhum. Bana masaj yapıyordu Şelale. Ha? Bir şey mi dedin masaj? Şey dedim ya, ne dedi? Ya Şelale rica etsem, popom da titriyor da. Telefon. Al. Onu verin, sağ ol. Alo. Ne diyordum? Şey diyordum. Hoş geldin ruhum diyordum. Ya demek hoş gelmişim ha? Gördüğüm manzara hiç hoş değil alçak herif. Ne? Dur bir dakika. Şelale'yle aramda bir şey olabileceğini düşünmüyorsun herhalde. Düşünmüyorum. Çünkü kabak gibi görüyorum. Ay oğlum, ne görüyorsun? Saçma sapan konuşma. Kız bana masaj yapıyor. Ayağım sakat da ondan. Sakat yani, sakat. Hadi be, kes sesini. Aldattığın yetmiyormuş gibi bir de Reyhan yerine koyma beni, tamam mı? Masar, benim ne yaptığımı telefondan kim görüyor? Nasıl telefon? Yok canım, telefondan kimse görmüyor. Biz o şelale, yani senden bahsetmiyoruz. Başka şelale, Manavgat şelalesinden bahsediyoruz. Sen şimdi görürsün Manavgat şelalesini. Masar, ellerime ne oldu? Ellerim kıllandı. Sakin ol şelale, bir şey olmaz. Geçici bir kıllanma bu. Ruhsar, bak gördün mü? Sen de boşuna kıllanıyorsun. Discovery Channel Kaçkını sevgiline sana mutluluklar diliyorum hayatım. Bana bak Ruhsar, çabuk kızın ellerini düzelt, yoksa ben seni düzelteceğim ha. Ellerim ayı eli gibi oldu. Ağdacı bu elleri ağda yapmak için milyarlar ister. Üf ya. Aman İyal, sevgilinin elini düzeltiyorum. Ama sen benim kalbimi nasıl düzelteceksin bakalım adi şehvet düşkünü? Demek ki Şehru haklıymış. Bütün erkekler alçakmış. Bana bak Ruhsar. O Şehruh denen denyo hayalet sana ne dedi bilmiyorum. Ama ne dediyse kesinlikle yalan. Ona inanma. Ruhsar! Ne haber Şelale? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.